Cezayir İçişleri Başkanlığı son zamanında Fransa ile Cezayir'in yaşadığı kritik olaylar hakkında bir açıklamada bulundu. Emmanuel Macron diyordu ki, bakın önce Macron'un söylediklerinden birazcık bahsedelim. Sonra Cezayirli liderin söylediği Osmanlı ile ilgili yaptığı, Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamaya geleceğim. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 30 Eylül'de Cezayir Kurtuluş Savaşı'nda Fransız işgal güçleri tarafında savaşmış 18 ailenin çocuğunu kabul ediyor. Bu görüşmede Macron Cezayir ve Türkiye'yi alan bir takım sözler sarf ediyor. Macron diyor ki işte tek sömürgeciyi Fransa zannediyorlar. Daha önce de sömürgecilere vardı. Türklerin sömürgeciliğini nedense unuttular diyor. Bunu diyor hayretle karşılıyorum diyor. Ama bakın olay aslında öyle değil. Olay Macron'un bahsettiğiyle alakası bile yok. Neden yok? Zira Cezayir Avrupalı korsanların saldırıları ve Avrupa devletlerinin işgal tehditlerinden kurtulmak amacıyla kendi arzusuyla Osmanlı barışına katılmayı talep etti. Yani savaşarak alınmadı. İşgal edilmedi. Kendileri zor durumdayız. Gelin bizi himayenize alın dedi. Bakın Libya bundan 25 yıl sonra Libya dedi ki Osmanlı'ya gelin bizi alın. Ama biz 25 yıl beklettik bu olayı. 25 yıl sonra bu taleplerini gerçekleştirdik. Cezayir'de de buna benzer bir şey oldu. Fethedilmedi. Düşmanca bir yaklaşımla ele geçirilmedi. Payitahta gönderdikleri bakın sonralarda Barbaros unvanıyla ve paşa rütbesiyle anılacak olan Hayrettin Reis. Barbaros'u bilmeyenimiz yoktur. Hayrettin Reis elçi olarak payitahta gönderiyorlar. Cezayir şehir halkı önce halife adına hutbe okutuyor. Sikke bastırıyor. Hayrettin Reis bu sikkelerden numuneler alarak Osmanlı halifesinin huzuruna çıkıp Cezayir halkının Osmanlı paktına katılma arzusunu resmen bildiriyor. Olaylar dedikleri gibi olmuyor. Kuzey Afrika, Güney Arabistan'da, Yemen'de, Hindistan, Asya Pasifik'teki Müslüman devletler zaman zaman Osmanlı'ya başvurarak siyasi, askeri, ekonomik yardım talebinde bulunmuşlardı. Devletler kendi gücü ve politikası doğrultusunda Osmanlı'ya himayenize girmek istiyoruz diye de taleplerde de bulunmuşlardır. Ama gelin Macron çok başka bir şey konuşuyor. Neden? Çünkü siyaset bilmezin teki. Yani playboy gibi ortalıkta takılan adamın teki yani. Siyasetle alakası bile yok. Bana sorarsanız Fransa'nın büyük bir talihsizliği bu Emmanuel Macron. Onun söylediklerinde bizzat Cezayir İçişleri Başkanlığı eski çalışanı yanıtlayıp da cevap veriyor. Osmanlı varlığı tarihinde utanç verici hiçbir şey yaşanmadı. Osmanlı'nın varlığı yüzyıllarca bizi Batılılardan korudu diyor. Ama ne oldu? Fransa o bölgeye girip işgalci olmaya çalıştı. Belli bir zaman becerdi, belli bir zaman beceremedi. Yedi kıçına tekmeyi affedersiniz. Bastı gitti. Ama Osmanlı böyle bir şey yapmadı. Osmanlı'dan Cezayir'in kopması da Fransız ihtilaliyle gerçekleşiyor. Aslında vaktiyle Cezayir yapmış olduğu hatanın da şu anda bedelini ödüyor gibi bir resim de var. Ama şu var. Osmanlı değerlerine saygı duyuyorlar. Bakın İsrail denizaltısını kara sularında kovalayıp geri püskürtüyorlar. Bizzatihi İsrail'le bir problemleri olduğu için değil, bana sorarsanız bilakis Türkiye'yi sevdikleri için. Türkiye'den beklentileri oldukları için. O yüzden burada attığımız her taş sadece bizim için atılmıyor. Sadece kendi düşmanımızı da atmıyoruz. O yüzden Türkiye'nin coğrafi eksenindeki hareketleri çok çok önemli. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Avrupa Birliği'nin Azerbaycan'a yeni atanan temsilcisi Peter'ı kabul ediyor. Diyor ki, Avrupa Birliği ile birçok konuda yakın çalışma içerisindeyiz. Karabağ Savaşı sonrası dönemde kalkınma, kalıcı barış ve işbirliğinin tesisine Avrupa Birliği'nin de katkı yapabileceğini düşünüyorum diyor. Aliyev şunları da söylüyor. Biz diyor sayfayı çevirmek, yani yeni bir sayfa açmak, Ermenistan'la da ilişkilerimizi düzeltmek istiyoruz diyor. Paşinyan için bu gerçekten çok güzel. Bu yeni bir sayfanın açılmış olması, açılabilir olması Paşinyan açısından çok çok önemli. Neden önemli? Yoksa onun ayağı bataklıktan kurtulmaz. Bunu da bu affedersiniz boktan çıkmaz. Barış anlaşması, sınır hattının birleşmesi ve iletişim bağlantılarının açılması için müzakerelerin başlamasına hazırız. Bu süreç kısmen başladı ama Avrupa Birliği aktif olarak katılırsa ki böyle bir arzu görüyorum Avrupa'dan da diyor. Bize birçok alanda yardımcı olabileceklerini düşünüyorum diyor. Ama bakın Avrupa'dan da ülkelerin bulunduğu Minsk grubu Karabağ'da barışı tesis edememişti. Karabağ'ın işgaline son verememişti. 30 yıl süren bir rezilliğin altına imza atmıştı. Ama şu anda biz aldık. Tekrardan denge politikasına yavaş yavaş dönüyoruz diyebiliriz. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye ile ilgili çok kritik öneme sahip açıklamalar yaptı. Resmen dedi ki biz Türkiye'nin üstesinden gelemedik. Defalarca masaya oturduk ama Türkleri ikna edemedik diyor yani adam. Adam diyor ki NATO'yuz. Yani 150-200 ülkeyiz. 192 diyebiliyorum. Türkiye'yi bir türlü ikna edemedik diyor. Amerika da edemedi diyor. Biz de edemedik diyor. Türkiye S-400 hava savunma sistemlerinden vazgeçmesine bir türlü diyor
ikna edemedik. S-400'ün NATO sistemlerine entegrasyonu mümkün değil diyor. Patriot ve SAMP/T gibi alternatif çözümler aradık ama başarılı olamadık. Çabalarımız ama hala da sürecek diyor. Biz diyoruz SAMP de alırız, Patriot da alırız. Çin de bize hava savunma sistemini satarsa gider ondan da alırız. Vaktiyle neler yaşandığını size anlatmıştım. Ne oldu? Amerika Birleşik Devletleri'nden Obama döneminde Patriot sipariş ettik. Gittik, konuştuk, oturduk. O dönemde biz insansız hava aracı da bakın. İnsansız hava aracı, silahlı insansız hava aracı değil. Sadece insansız hava aracı istiyorduk. Bize 48 saatliğine tedarik ediyorlardı. Kiralıyorlardı yani. Belki. Saçmalığa bakın. Zaten Patriot'ları Obama döneminde vermediler. Trump döneminde de vermediler. Biz de dedik ki bak Amerika... Kardeşim bize bunu veriyor musun, vermiyor musun? Vermiyorsan biz gideceğiz, başka yerlerden de alacağız falan dedik. Sonra bizim bunlar tabii blöf yapıyor zannetti. Cesaret edemeyiz sandılar. Gittik Çin'le masaya oturduk. Anlaştık da. Gittik Rusya'yla masaya oturduk. Anlaştık da. Gittik üçüncü ülkelerle tekrar masaya oturduk. Oralardan da bir takım veriler aldık. Ama mesela Çin'le şöyle bir şey. Bizim beklentimiz şuydu. Ortaklık da bekliyorduk. Üretim ortaklığı, teknoloji paylaşımı sadece satın al bitti değil. Çin bize dedi ki satarım. Ama teknoloji paylaşımında bulunmam. Biz de pek sıcak bakmadık bu olaya. Amerika Birleşik Devletleri'nden de biz bunu göze alarak teklifi yapmıştık. Sırf yani Amerika'yı karşımıza almayalım, Patriot'ları alalım, hava savunma sistemimizi kuralım. Amerika'yla da dadaşmayalım niyetindeydik. Ama Rusya'ya gittik. Rusya dedi ki sıkıntı yok. Tabii bir denge politikası var. Amerika'dan uzaklaşan bir Türkiye'ye Rusya her şeyi sunabilir. Böyle bir denklemdeyiz. Rusya dedi ki işte üretim ortaklığı olur, teknoloji paylaşımı olur, mühendislik faaliyetleri olur, bizzatihi sistemin kendisi olur. Paylaşabiliriz dedi ve onlarla anlaştık. Sonra Amerika tabii o küplere bindi. İşte döviz krizleri, ekonomik saldırılar, kasa yaptırımları, ambargolar bir takım şeylerle karşı karşıya kaldık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sürecin tamamındaki dik duruşunu da açıkça buradan tebrik etmek istiyorum. Gerçekten saygı görmesi gereken bir tavırdı bu. Biz yanlışına yanlış diyoruz ama doğruya da doğru demek lazım. Bunu da unutmayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan bakın tarih CHP gibi Cumhuriyet'in en eski partisini HDP gibi bir terör örgütü kuklasının emrine verenlerden elbet hesap soracaktır diyor. Biz yeni anayasa diyoruz diyor. Birileri çıkıyor. İlk dört maddeyi değiştirebiliriz diyor. İlk dört maddeyi değiştirmek için Kılıçdaroğlu'nun fikrini mi alacağız yani? Saçmalık. Arşiv kaybolmaz. Ben hep derim. Geçmiş hafızamız güçlü olsun. Bakın karıştırıldı arşivle. Kılıçdaroğlu'nun ilk dört maddeyi değiştirelim babındaki konuşmaları ortaya çıktı. Ya siz kime ki neyi yutturuyorsunuz ya? Yaptığınız iş sadece soytarılık. O gün öylesiniz, bugün böylesiniz. Bunun yanında başka yaptığınız hiçbir şey yok. Dünya gerçekten o kadar kaotik bir yere doğru sürükleniyor ki. Ha, söylerim bunu ara sıra. Cayır cayır yanıyor derim yani. Cayır cayır yanıyor dünya. Ve bu alev daha da harlanmak üzere. Neden? Ona da geleceğim. Onu da anlatacağım. Neden? Çin